Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölüm tanıtımına başlıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Özlem Kunday, 2010-2011 mezunumuz Cansu Kalaycı Kaya ve 4. sınıf öğrencimiz Ozan Buğur bizlerle bugün. Kendine hoş geldiniz diyorum. Ve ilk olarak sözü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sayın Özlem Kunday'a veriyorum. Özlem Hocam, buyurunuz, söz sizin. Merhabalar, ben Özlem Kunda, İşletme Bölüm Başkanıyım ve tüm bölüm hocalarımız adına sizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere bölümümüzden, öğrencilere sunduğumuz imkanlardan ve mezunların iş olanaklarından bahsetmek istiyorum. İşletme bölümü öğrencilerine özel sektörde, kamu sektöründe hem de isterlerse kendi girişimlerini kurarak kendi işlerinde çalışma imkanı sunan bir bölümdür. Bu amaçla da biz aslında herhangi bir sektöre de odaklanmadan ve her büyüklükteki işletmeye katkıda bulunabilecek ulusal veya uluslararası şirketlerin farklı departmanlarında, yani üretim, muhasebe, finans, pazarlama ve insan kaynakları gibi farklı alanlarda görev alabilecek yönetici adayları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Başka bir amacımız da içinde bulunduğumuz bu dijital çağ ile önemi bir kez daha ortaya çıkan ve pek çok gencimizin de artık kariyer hedefi haline gelen girişimciliğe katkıda bulunmak. 4 yıl boyunca İngilizce olarak verdiğimiz eğitimle öğrencilerimizi hızla gelişen ulusal ve de küresel iş dünyasına hazırlıyoruz. Diğer taraftan da kendilerine ilgi duydukları alanlarda geliştirebilmeleri için de imkan sunarak onları çok yönlü bilgi ve bakış açısına da sahip çağdaş bireyler olarak mezun etmekteyiz. Peki bunu sağlayabilmek için nasıl bir ders programı öğrencilerimizi bekliyor ve neler yapıyoruz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Geliştirmiş olduğumuz disiplinler arası müfredat ile öğrencilerimiz için gerekli olacak tüm bilgi ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyoruz. Derslerimizden daha detaylı biraz bahsetmek istiyorum bu noktada. Birinci senemizde öğrencilerimiz genel akademik yetkinliklerini arttırmaya yönelik ve çoğunlukla da aslında başka bölümlerden dersler alıyorlar. Bunlar matematik, ekonomi, uygarlık tarihi, hukuk ve işletmeye giriş dersleri oluyor genelde. Burada amaç onlara sağlam bir temel oluşturmak aslında. Burada ekonomiden bahsetmişken de ekonomi ve işletme çok karıştırılıyor. Farkı ne? Bazen çok net anlaşılamayabiliyor. Onu bir açıklamak isterim. Ekonomi bölümüyle aslında baktığımızda ilk seneki derslerimiz çok benziyor. Çünkü ekonomi dediğimiz bilim alanı makro düzeyde bir ekonominin nasıl işlediğine ve kıt kaynakların sonsuz ihtiyaçlar karşısında nasıl dağıtılması gerektiğiyle ilgili bir alandır. Biz ise işletme bölümü ise o genel ekonominin içinde işletmeleri, yani daha mikro düzeyde işletmeleri ele alarak onların nasıl yönetilmesiyle ilgili eğitim vermekteyiz. Dolayısıyla yönetici adaylarında mutlaka iyi bir ekonomi bilgisine sahip olması gerekmekte. İkinci ve üçüncü senelerine geldiklerinde ise öğrencilerimiz işletmelerin tüm fonksiyonlarına ilişkin temel dersleri almaya başlıyorlar. Dolayısıyla yoğun olarak biraz önce bahsettiğim fonksiyonlara, departmanlara da uygun olarak yönetim, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe ve finans derslerini alıyorlar. Burada özellikle sosyal sorumluluk dersini ben vurgulamak isterim. Bölümümüz kurulduğundan beri, yani 25 yıldır var olan bu dersimizle beraber gençlerimize bir sosyal sorumluluk projesini başlatıp tamamlama deneyimini kazandırıyoruz. Böylelikle de ileride kendileri yönetici olduklarında işletmelerde bu alışkanlığı devam ettirsinler, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip topluma fayda sağlasınlar istiyoruz. Yine ikinci ve üçüncü senelerde öğrencilerimiz çok sayıda ve farklı seçmeli dersler alıyorlar. Bu aşamada seçmeli ders haklarından bazılarında mutlaka ilave bir yabancı dil almaları yönünde onları yönlendiriyoruz. Zaten müfredatımızın 1/4, yani %25'i seçmeli derslerden
oluşuyor. Oldukça modüler bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla bunu yapmaları da çok kolay oluyor. Zaten üniversitemizde pek çok yabancı dil öğrenme imkanı sunuluyor. Ve kredisiz ders olarak da bunları alabiliyorlar. Dolayısıyla 4 dönem boyunca da bir yabancı dil dersine devam ederlerse o dille ilgili bir sertifikaya da sahip oluyorlar. Yani ayrıca bir dışarıda bir kursa gitmelerine gerek kalmıyor bunun için. Yeni başlayan, yani bölüme yeni gelen bir öğrenci arzu ederse bizde geçireceği bu 4 sene boyunca ilave olarak İngilizceye 2 dil daha öğrenme şansına sahip. Ve bu bizce çok da önemli. 4. ve son senesinde gelen öğrencilerimiz seçmeli derslerin yanı sıra kullandığımız bir iş simülasyon programı desteğiyle işlemiş oldukları stratejik yönetim derslerinde daha önceki yıllarda aldıkları ve işletme fonksiyonlarıyla ilgili derslerde öğrendiklerini burada pekiştirme ve aslında uygulama şansına da sahip oluyorlar sanal ortamda. Son senesine gelmiş öğrenciler ayrıca zorunlu staj yapmak zorundalar. Biz stajı çok önemsiyoruz. Uzun dönem staj haline getirdik ve bilerek de son senemize koyduk ki uzun dönem staj yaptıktan sonra iş bulma imkanları da artsın. Böylelikle iş hayatını mezun olmadan aslında keşfediyorlar son senelerinde ve kendilerine uygun alana yönelmekte. Ve hatta böylelikle de mezun olmadan pek çoğu iş bulmakta. Aslında biz onları tek bir zorunlu stajla da kalmayıp daha fazla staj yapmaları yönünde teşvik ediyoruz. Ben mutlaka bir kurumsal bir de startup'ta staj yapmaları yönünde özellikle onları teşvik ediyorum. Girişimcilik dersi tüm işletme öğrencilerine zorunlu ders olarak sunuluyor. Girişimcilik zaten bölümümüzün ana temalarından bir tanesi. İster kendi işinizi kurmayı arzulayın, isterseniz bir işletmede yönetici adayı olmayı hedefleyin. Her öğrencimiz için bu girişimci bakış açısına sahip olmasının, yenilikçi düşünebilmesini, iş fikrini bir iş modeli çerçevesine sunabilmesini biz çok önemsiyoruz. Ve bu yüzden de bu dersleri yoğun bir şekilde sunmaktayız. Bütün bu imkanları ilave olarak da bizim markalı derslerimiz, işbirliği içinde olduğumuz derslerimiz ve sertifika programlarımızla zenginleştirilmiş ve bu derslerde aslında tüm üniversiteye açık dersler olarak verilmekte. Bu derslerden kısaca bahsedecek olursam, COSGAP ve GIAT ile yürüttüğümüz bir girişimcilik dersimiz var. Çok yoğun talep gören bir dersimiz. Onun dışında TİDE, Türkiye İç Denetim Enstitüsü ile birlikte yürüttüğümüz iç denetim seminerlerimiz var. Yine buradan TİDE'den uzmanlar gelip bu ders kapsamında bize destek veriyor. Bir de Kalder'le başlatmış olduğumuz ve Türkiye'de bunu yapan henüz ilk ve tek lisans, işletme lisans programımız, kalite derslerimiz var. Burada 3 tane dersimiz var. Bu dersi seçmeli olarak alan öğrencilerimiz de Kalder ve Yeditepe onaylı bir kalite sertifikasına sahip oluyor. Ayrıca üniversitemizin pek çok bölümü ile işletme bölümünün çift anadal ve yan dal anlaşması da mevcut. Pek çok öğrencimiz bu imkandan da faydalanıyor. Böylece işletme öğrencileri de yönelmek istedikleri alanlara, istedikleri gibi odaklanarak kariyerlerine sağlam bir zemin hazırlamış oluyorlar. Tabii üniversite döneminde derslerin yanı sıra ders dışında yapılan aktiviteler de öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için çok önemli. Bu noktada da kulüplerimiz devreye giriyor. Çok sayıda kulübümüz mevcut ancak bizim öğrencilerimize baktığımızda çoğunlukla işletme kulübü ya da liderlik ve girişimcilik kulübüne ilgi gösterdiğini görmekteyiz. Biraz sonra konuşacak olan mezunumuz da zaten eski işletme kulüp başkanlığı yaptı Cansu. Bu zengin müfredatın hayata geçmesinde en büyük rolü hiç kuşkusuz ki değerli bölüm hocalarımız almakta. Web sitemizden de takip edebileceğiniz gibi eğitimlerini ülkemizin ve yurt dışının önde gelen üniversitelerinde tamamlamış. Sektörle olan bağları kuvvetli ve her biri kendi uzmanlık alanında kendini sürekli geliştiren
yayın üreten, bilime katkıda bulunan dinamik ve güçlü bir akademik kadroya da sahibiz. Biraz da yurt dışı ile ilgili bağlantılarımıza bakacak olursak, bir kere bizim vermiş olduğumuz diploma, Yeditepe diploması ve işletme bölümünün diploması yurt dışında da geçerli bir diploma. Ama onun dışında öğrencilerimiz karşılıklı olarak Erasmus ve Exchange programlarımızın da bulunduğu pek çok okul var. Onlar da bir veya birkaç dönem okuma şansına sahipler. Dolayısıyla o ülkelere gittiklerinde aldıkları dersleri Yeditepe'ye döndükleri zaman da biz transferini sağlıyoruz. Böylelikle genç yaşta böyle bir yurt dışı tecrübesi de kazanmış oluyorlar. Ayrıca işletme bölümümüzün University of North Carolina Wilmington ile çift diploma programı bulunmaktadır. Bu program için tercihlerinizi yaparken önceden karar verip ona göre sıralamanızı yapmanız gerekiyor. Bu programda kayıtlı olan öğrencilerimiz ilk iki senelerini bizde, Yeditepe'de, İstanbul'da, son iki senelerini de Amerika'da tamamlıyorlar. Böylelikle her iki üniversiteden de diploma almaya hak kazanıyorlar. Şimdi Amerika'dan da mezun olacakları için, diplomaya sahip olacakları için de Amerika'nın sunmuş olduğu bir senelik practical training imkanına da sahip oluyorlar ve orada bir sene çalışma hakları da oluyor. Bütün bu sunduğumuz olanaklar ile Yeditepe işletme mezunları analitik düşünebilme, çözüm odaklı, yenilikçi ve girişimci özellikleri beraber teoride edindikleri bilgileri de kullanarak iş yaşamının yükselen yıldızları olmaya hak kazanıyorlar. Peki mezunlarımız nerede çalışıyor diye bakacak olursak, işletme bölümü gerçekten çok geniş bir çalışma alanına sahip. İş dünyasının her geçen gün biraz daha potansiyelini arttırıyor olması, küreselleşmenin varlığını sürdürmesiyle işletme bölümüne ve işletme eğitimi almış ama yabancı dile hakim, nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç artmakta. Burada önemli olan nedir? Önemli olan öğrencilik süresince hem kendinizi hem de tanıyabildiğiniz kadar çalışmak istediğiniz alanı tanımanızdır. Mezunlarımıza baktığımızda da büyük bir kısmının aslında özel sektörde yer alan yerli ya da yabancı şirketlerde, bankalarda, denetim ya da sigorta şirketlerini tercih ettiklerini görmekteyiz. Bir diğer grup öğrencimiz ise ya aile şirketlerinde çalışıyorlar, onu devralıyorlar ya da kendi kurdukları girişimlerde çalışmaktalar. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor tabii, mutlu ediyor onların bu başarısını görünce. Özel sektörü tercih etmeyen mezunlarımız ise kamu sektörüne yönelebiliyorlar. Kamuda çalışan da yine pek çok öğrencimiz var. Burada tabii merkezi olarak yürütülen bir sınav var. Ona girip orada başarılı olmaları gerekiyor. Ayrıca yine ilgili sınavlara girerek serbest mali müşavir de olabiliyor mezunlarımız. Peki kimler işletme bölümünü seçmelidir? Burada bence iki önemli nokta var. İki açıdan bakmak gerekir diye düşünüyorum. Birincisi kariyer hedefinizle ilgili, ikincisi de biraz kişiliğinizle ilgili. Biraz önce saydığım gibi bir kariyer hedefiniz varsa, yani bir işletmede yönetici olmak istiyorsanız, devralacağınız bir aile şirketi varsa ya da siz kendiniz bir girişimci olmak istiyorsanız, böyle bir hedefiniz varsa mutlaka işletme bölümünde eğitim almalısınız diye düşünüyorum. Kişilik özellikleri açısından bakacak olursak da iyi bir yönetici adayı ya da girişimci adayı hem analitik zekaya sahip hem de beşeri ilişkileri kuvvetli olan, farklı ve hızlı, çevik düşünebilen, kendisini sürekli yenileyebilen, çevresindeki değişikliklere hızlıca adapte olabilen, vizyon sahibi birey olmalı. Eğer bu özelliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, o zaman da işletme bölümü sizin için doğru bir tercih olabilir. Yaşam var olduğu müddetçe insan ihtiyaçları ve dolayısıyla da ekonomik faaliyetler, üretim de var olacak. Dolayısıyla buradan yola çıkarak ben inanıyorum ki her zaman ve dünyanın da her yerinde mevcut şirketleri profesyonel ve sürdürülebilir olarak yönetme yetkinliğine sahip
yönetici adaylarına ve yeni işletmeler kuracak yenilikçi girişimcilere hep ihtiyaç olacaktır diyerek aslında sözümü bitirmek istiyorum. Özlem Hocam çok teşekkür ediyoruz. Geniş bölüm tanıtımı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben sözü 2011 mezunumuz Cansu Kalaycıkaya'ya veriyorum. Cansu, söz senin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Yeditepe benim için bir tutku. Neden diyecek olursanız. Ben de sizler gibi tam mezun olduğuna, nerede devam etmem gerektiğine karar verdiğim zaman birçok farklı kampüsü, birçok farklı okulu gezme, görme ve oradaki öğretmen ve arkadaşlarla tanışma fırsatı buldum. Yeditepe'yi seçme sebebim benim için onlarla tanışmaya geldiğimde bile bana gösterdikleri sıcaklıktı. Nasıl diyecek olursanız, bölümle ilgili çok detaylı bilgilere sahip olma fırsatım oldu. Aynı zamanda kampüste zaman geçirdiğimde aslında oradaki öğrencilerin ne kadar mutlu ve aslında bir arada olduklarını gördüm. Şimdi ben kendi maceramdan biraz bahsetmek istiyorum. Okula başladıktan sonra öğretmenlerimizin de bizleri yönlendirmesiyle birlikte ve aldığımız derslerle birlikte işletme kulübü üyesi oldum. Sonrasında hızımı alamayarak işletme kulübü başkanı oldum ve 2,5 sene boyunca işletme kulübü başkanlığı yaptım. Şimdi nasıl bir faydası olacak diye sorarsanız, oldu diye soracak olursanız, 200'den fazla organizasyona ekiple birlikte imza attık. İlk takım çalışmasını aslında orada gördüm. Ekip nasıl yönetilir? Aslında bir projeye nasıl başlanır? Öncesinde sonrasında neler yapılır gibi. Tabii bunların hepsini şu anki iş hayatımda çok net olarak aslında deneyimlerimle birlikte yaşıyorum. Bir de kulübün bana en büyük katkısı, bu aslında kendimi geliştirmeme ek olarak Henkel'le beni tanıştırması oldu. Ama sadece Henkel değil, birçok farklı global firmanın üst düzey yöneticileriyle tüm organizasyonlarımızda bir araya gelme fırsatı olduk. Onlarla sohbet etme, onları yakından tanıma. Ve bir projemle birlikte, kulüpte yaptığımız bir projeyle birlikte aslında benim Henkel'le de daha yakın bir iletişim fırsatım oldu. Kendimi tanıttım ve sonrasında Henkel'le uzun dönem staja başladım. Bir sene boyunca uzun dönem stajım hem okul, hem kulüp, hem de Henkel olarak devam etti. Yeditepe Üniversitesi sadece bu benim aslında oradaki vizyonumun değişmesine ek olarak da Business and Technology Management Europe adı altındaki yaz okulunu hem Türkiye'yi hem de Yeditepe Üniversitesi'ni temsilen giden 5 öğrenciden bir tanesiydim. Ve orada aslında biz Türk ekibiyle birlikte 3 farklı ülkeyi ve 3 hafta süren bir yaz okuluna katılma fırsatımız oldu. Bunun bana kattığını ne diye sorarsanız da farklı kültürleri gördüm. Aslında bizim okulumuzda aldığımız eğitimin ne kadar dolu ve her farklı kültürde ya da her farklı projede bizim ne kadar önde olduğumuzu bana gösterme şansı oldu. Bu projelerle birlikte kendimi mezun olduktan sonra çok kısa bir süre içerisinde tekrardan Henkel'le buldum. Şu anki pozisyonumdan biraz bahsetmek istiyorum. Henkel'le Türkiye Pazarlama Müdürüyüm. Buna ek olarak da Doğu Avrupa, Afrika, Hindistan, Güney Afrika ülkelerinin de Sosyal Pazarlama Müdürü olarak aslında görev almaktayım. Heyecan verici, hala benim içimdeki YTP'li hiç bir yere gitmiyor. Hep benimle, her zaman oradan aldığım bütün bilgiler benim bugün iş hayatımda gerçekten hayatımı kolaylaştıran, ekip yönetimi ya da nasıl çevik olunur, nasıl farklı projeden diğer projeye geçilir ve tüm aldığımız derslerle birlikte aslında bu farklı yollara girmeme sebep oldu. O yüzden tutkum hala benimle. İyi ki YTP'liyim. Sizleri de aramızda bekliyoruz. Cansu Kalaycıkaya çok teşekkür ediyorum. Güzel ve açıklayıcı bir tanıtım oldu. Kendi hikayende çok güzel anlattı, çok güzel dile getirdi. Ben son olarak sözü son sınıf öğrencimiz Ozan Buğur'a veriyorum. Ozan, şimdi söz sende.
Öncelikle herkese merhaba. Bu yapımda emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum ben. Aynı zamanda burada bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Umarım MedTepe'de işletme okumayı düşünenlere olabildiğince yardımcı olacağım. Ben kendimi tanıtayım kısaca. Adım Ozan Buğur. Üniversite hazırlık döneminde işletme okumaya karar vermiştim. Yani ilgimin olduğu bir alandı kısacası. Ben Yeditepe Üniversitesi'ni seçtim. Çünkü yakın çevreme sorduğumda çok fazla olanakları olan bir üniversite olduğunu öğrendim. Aynı zamanda zaten Türkiye'nin önde gelen vakıf okullarından biri olduğunu da biliyordum. Böylece 2015 yılında Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü tam burslu olarak kazandım. İlk sene üniversiteyi dondurdum. Çünkü AFS değişim programıyla bir sene yurt dışına yaşamaya karar verdim. Bu bir senelik yurt dışı deneyimimin ardından Yeditepe'ye geldim. İlk yıllarım okula alışma süreci olarak geçti. Olabildiğince sosyalleşmeye ve okulu tanımaya çalıştım. Müzik kulübünün bir parçası olan Rhythm Factory'de yer aldım. Bu bahsettiğim grup bir nevi vurmalı şarkılar grubuydu. Okulun bahar şenliği başta olmak üzere çeşitli etkinliklerde sahne almıştık. Gerçekten zevkli bir deneyimdi benim için. 2019'da Erasmus programı ile Finlandiya'nın Lahti şehrinde bir üniversiteye gittim bir dönem boyunca. Türkiye'ye geri döndüğümde bazı staj ve gönüllülük deneyimlerim oldu. Çünkü 3. sınıfa geldiğim için artık kendimi geliştirme ihtiyacı hissetmiştim. Şu an son sınıf öğrencisiyim. Temmuz'da mezun olacağım. Bu pandemi ortamında uzaktan derslere giriyorum. Sertifika programlarına giriyorum bazen. Okulumuza yeni gelen öğrencilere danışmanlık yapıyorum ve aynı zamanda bu hafta gönüllü bir staja başladım. Bundan da sizlere bahsedeceğim. Kariyer hedefim olarak da yurt dışında iyi bir üniversitede pazarlama üzerine yüksek lisans yapmak istiyorum. Aynı zamanda gelecekte kendimi uluslararası bir şirkette görüyorum. Bir öğrenci gözüyle YTP'den bahsetmek gerekirse bana göre en önemli konu olan eğitimden başlamak istiyorum sizlere. İngilizce hazırlık okulunda en son 4 kur vardı. Seviyeniz neyse okuldan başlıyorsunuz ve kaliteli bir eğitim alacağınızı söyleyebilirim. Kesinlikle çok zor değil. Tersinde interaktif geçen bir eğitim göreceksiniz. Bölümümüzde ise tahmin edebileceğiniz gibi yönetim, pazarlama, insan kaynakları, finans ve muhasebe gibi dersler alıyor olacaksınız. Aynı zamanda bölüm içi seçme dersler var. Hangi alana ilgiliyseniz o alana ilgili daha detaylı eğitim alabiliyorsunuz. Bunun dışında bölüm dışı dersler var. Bunların bazıları zorunlu havuz dersleri, bazıları seçmeli dersler. YTP'de çok fazla bölüm olduğu için çeşitli konularda dersler alma imkanınız olacak. Bence bu çok önemli bir şey. Örnek olarak ben yabancı dillere ilgim olduğu için Fransızca ve Almanca almıştım. Eminim ki YTP'de hiçbir öğrenci seçmeli ders konusunda sıkıntı yaşamaz. Bölümümüzde her akademisyen bence çok kaliteli. Eminim her biri size bir şey katacaktır. Aynı zamanda YTP'de sadece ders, vize, final anlayışı yok. Artık birçok derste proje ve sunum veriliyor ki bana göre çok daha öğretici. Bunu da göz önünde bulundurmanızı öneririm ben size. Okulumuzun Erasmus anlaşmaları çok geniş kapsamlı. Yakın çevremden örnek verirsem Erasmus'a gitmek isteyen herkes gidebildi. Yanlış anlayacağınız yurt dışında okumak, YTP'deki yurt dışında okumak büyük bir ayrıcalık olmuyor. Bölümümüzün bizlerin deneyim kazanması amacıyla zorunlu tuttuğu 40 günlük bir staj süresi var. YTP'de okuyan öğrenciler için staj ve iş bulmak zor olmuyor. Ama bu tabii ki de iyi bir üniversite diyeyim diyerek boş vermiş yapma anlamına gelmez. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu dil öğrenmek olabilir, bir teknoloji öğrenmek olabilir, staj veya çalışmak olabilir, gönüllülük işleri yapmak olabilir. Mesela örnek olarak ben 2020 yazında zorunlu stajımı Siemens'te yapmıştım. Aynı zamanda bu haftada Parabol diye bir yazılım şirketinde gönüllü staja başladım. Sosyal açıdan baktığımızda YTP gerçekten çok çeşitli insanları bulunduran bir üniversite. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çeşitli bölümlerde öğrenciler var. Örnek olarak benim YTP'de her bölümden tanıdığım birileri oldu. Bu bana çok şey kattı. Aynı zamanda öğrenci kulübü sayısı çok fazla ve oldukça aktifler. Bölümümüzle alakalı işletme kulübü var, girişimcilik kulübü var. Ama kendimizi bunun arasında tutmayabilirsiniz. Mesela ben YÜSES, yani YTP Üniversitesi Endüstri Mühendisleri Topluluğu'nda bir sene aktif görev aldım.
Ve bu kulüpte çok farklı bölümlerden kişilerle beraber çalıştım. Bu nedenle çok memnunum. Tabii sosyalleşme sadece okul içinde olmuyor. Okulun dışında da öğrencilere hitap eden kafe, restoran tarzı mekanlar var. Bunun dışında otobüste Kadıköy'e 45 dakikada varabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olayım ben size. Son olarak kampüs, yurt, yemekhane gibi hizmetlerden de bahsetmek istiyorum size. Kampüsümüz Ataşehir Kayıştan'da bulunuyor. İçinde sosyal ve spor tesisleri olmak üzere büyük, oldukça yeşil bir kampüsümüz var. Açıkçası Türkiye'de gördüğüm en iyi kampüslerden bir tanesi. Ben 2 sene yurtta kalmıştım. Yurtta kalmak size zaman açısından avantaj sağlıyor. Aynı zamanda oldukça güvenlikli ve konforlu. Yemekhane yemekleri fiyat bakımından devlet üniversiteleriyle karşılaştırılmaz belki ama çeşitli ve besleyici menüler sunuluyor. Yani ben yemekhane ve okul içerisindeki kafelerden memnun olduğumu söyleyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim tekrardan. Umarım YTP'ye gelirsiniz ve burada çok mutlu olursunuz. İyi günler. Ozan, sana da çok teşekkür ediyoruz. İşletme Bölüm Başkanımız Sayın Doçent Doktor Özlem Kunday, 2011 mezunumuz Cansu Kalaycı ve son sınıf öğrencimiz Ozan Buğra, işletme bölüm tanıtımı için çok teşekkür ediyorum ve yayını burada sonlandırıyorum.